Aman abicim gözünü seveyim. Şimdi kırılır mırılır. Aman ha. Oli. Gel dayıcım gel. Bunlar ne dayı? Ham madde dayıcım. Süper bir sipariş aldım. Çok büyük. Bu iş olunca var ya. Paraya para demeyeceğim. Ümit diyeceğim. Ümit diyeceğim. Bu taksimetre kaç ümit tuttu abicim? Ne abi? Taksimetre diyorum. Kaç ümit tuttu? Şaka yapıyorum şaka. Al. Bak. Üstü kalsın. 200 ümit. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Hadi aç şunu ya. Parayı aldığım gibi Deniz'imi aramaya gideceğim. Hasretinden ciğerim yanıyor artık. Beraber gidelim mi dayıcıma? Ne dersin? Atlarız uçağa. Doğru Malmö. Kapı kapı ararız Deniz'imi. Oli, dayıcım ne oldu? Oli bir dursana. Allah Allah. Oğlum, dayıcım. Dayıcım söylesene ne oldu? Tanem, konuşur musun? Ne oluyor dayıcım? Dayıcım, konuşur musun benimle? Ne oldu güzelim? Hay Tolga'yla ayrıldık. Ayrıldınız mı? Sebep? Yalan söylemiş bana. Görüşüyor babasıyla. Görüşüyorlarmış bana yalan söylemiş. Ne diyorsun dayıcığım ya? Dayı. Dayı ben çok seviyorum ya Tolga'yı. Ben ne yapacağım? Ben çok seviyorum. Tamam. Ay. Tam bir sakin ol bir tanem ya. Sakin ol. Ne oldu bir anlat bakayım sen bana. Anlat bana ne oldu. Ofisine gittim. Oltan'la sarılıyorlardı. Dayı Oltan ya. Oltan Ozan'a şantaj yapan bir adam. Annemin hayatını mahveden, bizim hayatımızı mahveden bir adam olur mu? Olmaz ki. Ya olmaz. Tolga da biliyor. Tolga kendisi söyledi. Benim böyle bir babam yok dedi. Silip atacağım dedi. Ben böyle bir adama baba demem dedi. Niye? Niye yalan söyledi ki bana? Dayıcığım tamam. Ne olur bak ne olur ağlama. Ne olur ağlama güzelim ya. Ne olur ağlama bir tanem. Hay Allah'ım ben kıyamam sana ya. Bak dur bakalım. Belki bir seferlik bir şeydir. Belki ne bileyim yani. Değil. Değil gitmiş. Oltan'ın teknesine gitmiş, sarılmışlar. Biri bana fotoğrafını attı, gördüm. Yani görüşüyorlar. Kim gönderdi mesajı? Bilmiyorum ya ama görüşüyorlar işte. Arayıp sormadın mı kızım numarayı, sen kimsin diye? Aradım, açmıyor. Ya dayı görüşüyorlar diyorum. Kimin gönderdiğinin ne önemi var ki? Mintoni'dir kesin. Ya ne yapsın Yeşim? Niye Tolga'yla uğraşsın ki? Hepimizle uğraşıyor kızım o. Bizimle kafayı bozmuş çünkü. Annenin peşine adam taktığı gibi Tolga'nın peşine de takmıştır. Ne olacak? Hay Allah'ım ya. Oğlum, Ümit abi. Ya sorma Zeynep ya. Tolga'yla ayrılmışlar. Sizin haberiniz yok tabii. Ne? Neyden haberimiz yok? Tarık bir evi satmış. Hangi evi? Bu evi. Bu evi. Evet, bu evi. Bizim evimizi. Ne diyorsun Zeynep sen? Hakim hanıma tahliye emri geldi. Ne?
Nasıl ya? Siber korsan yüzünden görüşmek zorunda kaldım demedin mi? Ya anlatamadım. İzin vermedi ki. Yani yüzüğü çıkardı bastı gitti. Aradın mı peki? Aradım da sürekli meşgul atıyor. Engellememiş ama bu da bir şey. Ben bir arayayım istersen konuşayım. Yok yok sen arama. Ben ararım. Nasıl istersen. Ne zaman ara dersen ararım ama tamam mı? Tamam tamam. Sağ ol Selin. Anne nasıl satabilir bu evi? Bu ev senin üzerine değil mi? Asos'taki o arsayı alırken vekalet vermiştim kızım babana. Lize çok çok zaman önce değil miydi o? Ya ben daha ufacık çocuktum. Süresiz vekaletti. O da her şeyi satmış işte. Nasıl her şeyi? Her şey. Asos'taki o arsayı satmış. Bakırköy'de ev vardı ya. Onu satmış. Büroyu kendi üzerine almış. Yani. Hay Allah'ım inanamıyorum. Yok ben aklımı oynatacağım ya. Aklımı oynatacağım. Oğlum sen bir baksan nasıl? Efendim. Oğlum lütfen bir konuşabilir miyiz? Böyle olmaz. Konuşacak bir şey yok. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Gidebilirsin. Oğlum. Lütfen bir kendimi açıklamama izin ver. Lütfen. Neyi açıklayacaksın? Babandan niye vazgeçemediğini mi? Bana niye yalan söylediğini mi? Dinlemek istemiyorum Tolga. Gider misin? Tamam dinlemeyeceğim. Oğlum. Çok haklısın. Çok özür dilerim sana yalan söylediğim için ama bir nedeni var. Lütfen bir anlatayım. Dinlemeyeceğim. Hele şu an hiç dinlemeyeceğim. Dinleyecek halde değilim. Git. Lütfen git. Bu mu ya? Bu mu ya? Gerçekten kendime açıklama fırsatı bile vermeden bitiriyor musun? Bu mu? Ben seni anladım. Daha fazla bir şey anlatmana gerek yok. Git. Tamam. Gidiyorum. Ama yine geleceğim. Sen beni dinleyene kadar geleceğim. Zeynep be. Abicim şu fırını yakıversene be. Yaktım Ümit abi. Ha. Hı hı. Ya Ümit abi sen niye zahmet ettin ki böyle? Ben restorandan getirecektim etleri işte. Dayım için yemek yapmak başka bir sanattır yani. Her an her saniye yemek yapabilir. Vallahi ben çok yanlış meslek seçtim Behra. Vallahi çok yanlış. Aşçılık okusaydım şimdiye var ya. 5 yıldızlı otelde en kral şeftim ama. Ya, bizim zamanımızda yoktu ki öyle. Aşçılık falan. Aşçılık öyle. Usta çırak mesleğiydi. Sen de boğazım olduktan sonra sen her şeyi yaparsın. Yok yok ya. Bizden geçti artık. Benimki öyle. Hobi. Zevkine. Ay dayı. Ne oldu kestin mi? Tamam. Kestin mi oyunu? Tamam önemli bir şey değil. Sen şuradan bir peçeteyi şey yapalım mı? Tamam. Ah be dayıcım ya. Tamam. Sonu bir dakika bir dakika. Tamam ben hallederim hayır, tamam. Hayır bir dakika. Sen onu bir şey yap. İyiyim. Bir onu bastır çekme eline. Oh. İyisin değil mi dayıcım? İyiyim. İyiyim ya ufacık kesik tamam iyiyim. Geldim. Bir dakika. Tamam şu yara bandı yeter. Hayır ya bir dakika. Tamam ben yapayım. Bana. Hayır bir dakika. Yo ben hallederim. Teşekkür ederim. Oğlum bir dakika ya. Behram abartma. Bu kadar büyük şeye ne gerek var? Bir şey söyleyeceğim. Hastaneye giderim mi? Yok artık. Ne bileyim kan gördü şey yaptım yani. Bir panik oldum. İyi misin? Hayır tamam iyiyim ya. İyiyim abartmayın. Tamam kestim minicik kesik. Şöyle şunu da koyalım. Tamam iyiyim. Ben bakayım. Gel. Dayıcım. Dayı. Ha. Aman dikkat et dayıcım. Dikkat et. Yok dayım acımıyor valla.
İyiyim dayım. Bu Behram abartmış mı biraz bunu? Biraz mı? Uli. Hı. Bu çocuk seni düşünüyor. Ne alakası var ya? Şey yaptı büyük ihtimalle, panikledi, altı üstü bir tane yara bandı işte şey. Oğlum. Bu çocuk yanık sana. Ya dayı ne yanığı ya? Ne yanığı, sen bilmiyor musun ya biz Tolga'yla? Sen Tolga'yla ne? Affedersin. Sen Tolga'yla ne? Oğlum bir bakar mısınız? Ümit abi gelsin de herkesle bir. Tamam hadi git. Ben bakarım. Tolga. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmaya geldim. Nasıl buldun sen burayı? Dayım mı? Önemi yok oğlum. Seninle konuşmaya geldim. Konuştuk zaten. Oğlum yapma. Lütfen bir dinle beni. Böyle olmaz. Lütfen. Ne korsanı? Korsan, siber korsan. Yani işte şirketin güvenlik açığını bulup her yeri felç ettiler. Bütün hizmet verdiğimiz sistemler çöktü. İşte hastaneler, okullar, yatırım şirketleri. Yani konu sadece benimle ilgili bile değildi oğlum. Yani ameliyatlar durdu. Ya bunun durması için de çok para istediler. Ne kadar? 10 milyon dolar. Baban mı verdi? Evet. Babandan para aldığını söylememek için sakladın her şeyi. Oğlum, biliyorum sana çok kez yalancı dedim. Bu yüzden sana çok kızdım. Ve sen de kızdığım şeyi kendim yaptım sana. Sana yalan söyledim. Bunun için özür dilerim senden. Tolga, o senin baban. Tabii ki senin iyiliğini düşünecek. Onu silmeni beklemek benim hatamdı. Ama senin baban benim aileme çok kötü şeyler yaşattı. Ben bunu aileme yapamam. Oğlum bak, evet. Babam beni çok büyük bir sıkıntıdan kurtardı, evet. Ama bu yaptıklarından sonra benim onu affetmem mümkün değil ki. Ben seçimimi yaptım oğlum, ben seni seçtim. Ben babamın günahları yüzünden sevdiğim, aşık olduğum kadından vazgeçmeyeceğim. Çünkü seni çok seviyorum. Ben de. Seni çok seviyorum Tolga. Ben de bir şeyini unutmuşsun. Parmağına ne oldu senin? Kesik öylesine. Salata yaparken yaptım. Pansumana biraz abartmışsın. Yalnız Güzide, bu sizin ev çok tehlikeli. Neden canım? Senin sofrana oturunca insanda ne irade kalıyor ne başka bir şey. Yok ya, her zaman öyle değil. Bu akşam öyle oldu. Ya geçen gece de öyle olmuştu. Aa, onun müsebbibi bak orada. Ah Ümit ah.
Oylum nerede? Gelir şimdi abla. Gelir. Bakın kim geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Tolga'cığım. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Tolga'm hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Güzide teyze geçmiş olsun. Neler gelmiş başınıza? Sorma. Rutin oldu artık. Olaysız günümüz yok. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok oğlum. Sağ ol, sorman yeter. Evi çabuk bulmuşsunuz ama bir de güzelmiş burası. Biz bulmadık sağ olsun. Behram yani onun evi, yani evlerinden biriymiş, bize açtı. Anladım. Şey, sen şu haberi gördün mü? Babanın haberi mi? Evet, gördüm. Sorma. Behram'ın otelinde sefa sürüyormuş. Behram'ın oteli... Ha Diber, doğru Diber senin otelin değil mi? Sağ ol Zeynep, ben hallederim servisi. Tolga yumul. Behram'ın bir şefi varmış, o yapmış. Ben cevizli seviyorum. Çıkalım mı? Nereye? Fark etmez. Yani kimisin olacağı bir yer. Çıkalım. Serinledi gibi biraz. Üşüdüysen gidebiliriz. Hayır. Hayır hava çok iyi. Üşümedim bak. Ne ya yapma. Ya oğlum. Sence annen babamla bir araya gelir mi? Yani aynı masaya oturur mu? Yani sence? Evet. Evet ama ben yine de bir denemek istiyorum. İkisini buluşturmak istiyorum. Neden? Yani barıştırmak gibi bir niyetin varsa imkansız Tolga. Yok yok yani tam tersi. Oğlum ben babamla ilişkimi tamamen kesmek istiyorum. Ve bunu da Güzide teyze ve senin önünde yapmak istiyorum. Böyle bir şey asla mecbur değilsin. Yok şey mecburiyetten değil sadece ne bileyim böylesi daha doğru geliyor. Tamam. Yani sen kendini daha rahat hissedeceksen öyle yapalım ama annem bir araya gelmeyi asla kabul etmez ya sanmam. Biz de söylemeyiz o zaman. Söylemeyiz mi? Nasıl buluşturacağız ki o zaman? Merhaba. Merhaba. Kaç basıyor bu araba? Oho çok. Çok? Evet. İddialıyız yani güzel. Evet. Kusura bakmayın. Çocuk işte. Yok ne kusuru? Ya. Allah bağışlasın çok tatlı. Çok beğendiysen senin olsun. Bence sende kalsın. Sen daha iyi kullanırsın benden. Hı? Teşekkürler. De teyze. Nasılsın Tolga'cığım? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür buyurun. Ederim. Çok naziksin. Teşekkürler. Çok güzel yermiş. Oyunum gelmedi mi daha? Trafikte bir az sonra gelir. Tamam. Çok güzel yermiş. Teşekkür ederim buraya çağırdığın için. Geldim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk.
Baş bir şey yiyeceğiz demiştin. Tolga'cığım izninle ben gideyim. Güzide teyze lütfen konuşmam lazım sizinle lütfen. Tamam. Ben giderim. Siz konuşun. Baba lütfen. Hayır. Siz baba oturun yemek yiyin biz sonra konuşuruz. Anne. Anneciğim. Güzide teyze lütfen kırmayın beni baba. Peki. Tolga Kaşifoğlu. Sen benim hisselerimi aldın. Ben de senin canını alacağım. Tolga!